Bugüne kadar ne söylediysek çıktı, bundan sonra da çıkmaya devam edecek. Onun için sakin olun ve paniklemeyin arkadaşlar. Bunu kime söylüyorum? Tabii ki altının onsunun geri çekilmesinden dolayı panikleyen dostlarımıza. Doları 7.80'e gidecek diye sizlerle paylaşmıştım biliyorsunuz. Nitekim şu anda 7.70 seviyelerinde. Daha dün paritenin 1.17'nin altına sarkacağını, eğer ki bu seviyelerde kalırsa 1.08'e kadar gidebileceğini sizlerle paylaşmıştım. Şu anda 1.17'nin altında. Demek ki boşa konuşmuyoruz arkadaşlar. Lütfen sakin olun, paniklemeyin. Bundan sonra süreçte altın öyle bir yükselecek ki sizler bile gözlerinize inanamayacaksınız. Onun için panik yapmak bu dönemde yapılabilecek en büyük hatadır. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu videomuzda da her zaman olduğu gibi doları konuşacağız, altını konuşacağız, borsayı konuşacağız, diğer enstrümanları konuşacağız ve hepsinin bundan sonraki süreçte nereye gidebileceğini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Borsa 110 binin üzerinde tutunuyor şu anda. Tutunuyor mu? Ayrı bir tartışma konusu ama tutulmaya çalışıyor öyle diyelim. Amerika'da, Avrupa'da dün borsalar bir miktar yükseldi. Tepki alımlarıydı bana göre ve bu yükselişe bağlı olarak İstanbul borsasında BIST 100 endeksinde 110 bin seviyesinin üzerine tekrar taşıdılar. Bu konuyla ilgili şu uyarıda bulunmak istiyorum sevgili dostlarım. Çok tehlikeli bir nokta burası. Borsanın bana göre tepe noktaları ve bu seviyelerden özellikle endekse bağlı hisseleri alırsanız büyük zararlarla karşı karşıya kalabilirsiniz ve bu zararı çıkartmak için aylar hatta yıllar boyunca beklemek durumunda olabilir. Gidirsiniz. Velev ki beklemek istemediniz o zaman da büyük zararları realize etmek zorunda kalırsınız. Bir de fırsat maliyetine katlanırsınız. Nedir fırsat maliyeti ondan bahsedeyim biraz sizlere. Borsada hisse senedindesiniz ve zarardasınız. Zararda olduğunuz için malı elinizden çıkartamıyorsunuz ve bekliyorsunuz. Beklerken diğer enstrümanlar yükselmeye devam ediyor. Örneğin dolar yükseliyor, örneğin altın yükseliyor, örneğin gümüş yükseliyor ve o fırsatların tamamını kaçırmış oluyorsunuz İş. İşte buna fırsat maliyeti deniyor arkadaşlar. Bu maliyeti yaşamak istemiyorsanız mümkün olduğunca çok riskli alanlardan uzak durmak zorundasınız. E şunu diyenler olabilir. Altında da geri çekilme oldu, orada da ciddi bekleyebiliriz. Hayır arkadaşlar, altının onsu evet geri çekildi ama bir trend değişikliği değil bu ve büyük ihtimalle teşviklerin açıklanmasıyla birlikte Amerika ve Avrupa merkez bankalarının aynı zamanda hükümetlerinin yeni teşvikleri açıklaması ile birlikte. İkinci dalga etkisinin daha da gündeme gelmesiyle birlikte kritik aylara girdik biliyorsunuz. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Ülkeler arası gerilimlerin artmasıyla birlikte çok ama çok ciddi manada altının yükselişini hep birlikte göreceğiz. Neden yükselecek, nereye kadar gidecek detaylarını biraz sonra konuşacağız. Ama sıradan gidelim ve şimdi biraz doları konuşalım istiyorsanız. Dolar 7.70 seviyesinin üzerinde 7.80'e çok emin adımlarla ilerliyor. Günlerdir size söyleyeyim söylüyordum zaten artık 7.80'e giden bir dolar kuru göreceğiz diyorduk. Nitekim 7.70'i geçmiş olması da artık 7.80 yolculuğunun iyiden iyiye netleştiğini bize gösteriyor. Buradaki kritik mesele şu. Dolar bundan sonra süreçte devalüasyonist bir etkiyle mi yükselecek yoksa dolar kademeli olarak yükselecek. Önce 7.80 sonra 8.20 ve 9'a giden bir dolar kurumu göreceğiz. Burada verilere ve gelen haberlere bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Özellikle Türkiye'deki cari açık meselesi. Cari açık her geçen gün biraz daha kapatılamaz hale geliyor. Cari açık turizm gelirleriyle ve işçi döviz gelirleriyle kapatılamayacağı için arkadaşlar tek bir çare kalıyor. Merkez Bankası rezervlerinin kullanılması. Peki Merkez Bankası rezervleri şu anki cari açığı kapatabilecek boyutta mı? Tabii ki değil çünkü Merkez Bankası'nda da neredeyse swaplar çıkartıldığında eksi 30 milyar dolarlık bir negatif rezerv görüyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar Merkez Bankası'nda cari açığı kapatma ihtimali yok. Dolayısıyla arkadaşlar bu cari açığın 30 milyon üzerine çıkması ve o seviyelerde kalması zaten çok net bir şekilde devalüasyonu gösteriyor. Bunun yanında bir de dolara dövize olan talep her geçen gün biraz daha artacak. İşçi döviz gelirlerinden bahsediyoruz mesela. Eskiden yurt dışından yurt içine gelen bir döviz geliri vardı. Şimdi yurt dışı dışındaki işçiler de kritik ve riskli ortamı gördükleri için mümkün olduğunca paralarını yurt dışına götürmeye çalışıyorlar. Bu 20 ile 40 milyar dolar arasındaki bir paraya karşılık geliyor. İşçiler bu dövizlerin eğer ki yurt dışına çıkartmaya başlarlarsa panik halinde o zaman dövize olan talep daha da artacak anlamına gelir. Merkez Bankası rezervleri daha da sıkıntıya girecek anlamına gelir. Kamu bankalarının ve özel bankalarında elindeki dövizlerin bunu karşılayan dayanamayacağı anlamına gelir. Öbür taraftan bakın yıl sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şirketlerin, bankaların kapatmaları gereken döviz borçları var. Bu döviz borçlarını iki türlü kapatabilirler. Birincisi yurt dışından sendikasyon kredisi ya da borç bulmak zorundalar. Bulamıyorlarsa bu kez yurt içine dönecekler ve yurt içinden sevgili dostlarım döviz çekmeye başlayacaklar piyasadan. Yurt içi piyasadan döviz çekmeye başladıkları anda da talep artacak. Talep arttığı için yine dolar ve diğer kurlar üzerindeki baskı artacak. Dolayısıyla gördüğünüz gibi bir yeni kritik nokta var. Peki sadece Türkiye'deki özel şirketler ve bankalar mı dövize talepte bulunacak? Hayır. Devletin de ödemeleri var ve kur cinsinden ödemelerini gerçekleştirebilmesi için onun da mutlaka yurt içinden döviz bulması ya da yurt dışından döviz bulması gerekiyor. Bu kadar kırılganlıkların olduğu bir ortamda özellikle kredi derecelendirme kuruluşları her gün Türkiye'nin kredi notunu düşürürken yurt dışından borç bulma ihtimalimiz yok kamu olarak da. kamu da yine yurt içinden döviz talep edecek. Bütün bu taleplerin yanında karşılanamayan döviz ihtiyacı ister istemez devalüasyonist bir baskıyı beraberine getirecek. Daha önce de söylediğimiz gibi bir sabah uyandığımızda arkadaşlar 14-15 lira civarında bir kurla karşı karşıya kalabiliriz. Kimse şaşırmasın kademeler kullanılırsa, kademeli bir yükseliş olursa arkadaşlar o zaman da 7.80, 8.20 yıl sonuna doğru 9 liranın üzerinde bir dolar kuru görürüz. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Gelelim Euro'ya. Bugün 9 lirayı da gördü. 9 lirayı gördü ama Euro-Dolar paritesinin dalgalanmasıyla 9'un bir üzerine çıkıyor, bir altına iniyor. Euro-Dolar paritesi gevşerse Euro ile dolar arasındaki Türkiye'deki makas kapanacağı için 9 liranın üzerine çıkamayabilir yakın zaman içerisinde. Büyük ihtimalle doların 7.80'in yükselişi esnasında parite hareketine bakarak euro bu seviyelerde kalabilir. Ya da eğer ki parite 1.17'nin üzerine tekrar kendisini toparlarsa o da hızlı bir şekilde 9'un üzerine toparlanabilir. Öyle ya da böyle arkadaşlar. Fark etmez. Türk lirası hem euroya hem de dolara karşı değer kaybetmeye devam edecek. Her iki para birimi de yükselmeye devam edecek. Bunun özellikle altın çiz izmek istiyorum. Sadece pariteye bağlı olarak euro dolar kadar kazandırmayabilir. Bir miktar geri çekilme olabilir. Onu da çok fazla kafaya takmayacaksınız. Eğer ki euro ile işlem yapmak zorundaysanız ya da tasarruflarınız eurodaysa. Bu koşullarda arkadaşlar hiçbir şekilde eurodaysanız da dolardaysanız da altındaysanız da pozisyonunuzu değiştirmeyin. Çünkü pozisyon değiştirmek için çok riskli bir dönemdeyiz. Değiştirdiğiniz an büyük zararlarla karşı karşıyayız karşıya kalabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey sakin olmak, beklemek ve pozisyonlarınızı değiştirmemek arkadaşlar. Böyle dönemlerde en önemli şey paranızın değerini koruyabilmektir. Paranızın değerini korumak dışında diğer her şey boştur Arkadaşlar bunu asla unutmayın. Euro dolar paritesi 1.16'lar seviyesinde. Buralarda kalırsa, 2-3 kapanışı 1.17'nin altında devam ettirirse anlayın ki euro dolar paritesi 1.08'e gidiyor. Forex'te kaldıraçlı işlem yapan, euro dolar paritesi üzerinden işlem yapan yatırımcıların çok dikkatli olmasını tavsiye ediyorum. Çünkü büyük bir kırılma anlamına geliyor bu. Böyle bir kırılma ters pozisyondaysanız yani euro dolar paritesi short pozisyondayken yani sat pozisyondayken siz long pozisyondaysanız, al pozisyondaysanız büyük zararlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Hatta paranızın tamamını da kaybedebilirsiniz. Öyle kritik bir dönemdeyiz. Euro bölgesindeki yetkililerin tamamı artık Euro'nun çok değerli olduğunu düşünüyor. Amerika bile Euro'nun çok değerli olduğunu düşünüyor. Bu kadar değerli bir Euro kimsenin işine gelmiyor. Onun için Euro dolar paritesini kademe 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 aşağıya çekecekler. Bunun feasible değeri bana göre 108 arkadaşlar o seviyeye doğru götürecekler işi gibi. Gelelim faiz cephesine. Faiz cephesinde de 14'e gelmiş durumdayız. Büyük ihtimalle bugün yarın 14'ün üzerine giden bir faiz göreceğiz ve daha sonrasında da 15-16 bandına kadar yükselecek tahvil faizleri. Neden bunu söylüyorum? Gayet basit sebepleri var. Çünkü arkadaşlar Merkez Bankası'nın politika faizlerini yükseltme ihtimali yok özellikle Sayın Cumhurbaşkanının bakış açısı nedeniyle ve Merkez Bankası'nın artık bağımsızlığını tamamen kaybetmesi nedeniyle politika faizlerini yukarıya özellikle piyasanın beklediği oranlarda çıkartma ihtimali yok. Yani 700-800 bas puanlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla Merkez Bankası büyük ihtimalle faizin diğer enstrümanlarını kullanacaktır. Yani fonlama faizlerini yükseltecektir, repo faizlerini yükseltecektir, makasları açacaktır. Dolayısıyla bütün bu işlemler piyasa faizlerinin yukarıya çıkmasında beraberinde getirecek arkadaşlar Ve tahvil faizleri de 15-16 seviyelerine giderken mevduat faizlerini 13-14'ün üzerinde göreceğiz. Kredi faizlerini keza yine o seviyelerde göreceğiz. Dolayısıyla piyasa faizleriyle faizleri ile politika faizi arasındaki makas iyiden iyiye açılacak ve gerçekçiliğini getirecek politika faizi ne zamana kadar kurda devalüasyonist bir etki oluşana kadar. Kurda devalüasyonist etkiyi gördüğümüzde artık bir bahane oluşacağı için büyük ihtimalle çok ciddi ve agresif faiz artışları gelecektir. Ama onun öncesinde bir faiz artışı beklemeyin derim arkadaşlar. Gelelim altın onsuna. Altın onsu 1866 seviyesinde şu saatler itibariyle. Evet kritik seviyelerde. Evet 1860 önemli bir destek noktası ve kırılırsa bu bir işareti olabilir gibi görünüyor. Ama şunun altını özellikle çizmek istiyorum arkadaşlar. Altında düşüş için hiçbir sebep yokken yükseliş için bir yığın sebep var. Biraz önce söylediğim pandemi etkisi bile tek başına altın açısından büyük bir risk oluşturuyor ve tasarrufların büyük bir bölümünün altına yönelmesini beraberinde getiriyor. Dolayısıyla altının düşmesi hiç de anlamlı olmayacaktır. Özellikle ikinci dalganın iyiden iyi artacağı bu aylarda. Bakın Eylül, Ekim, Kasım, Aralık bütün vakka sayılarının tüm ülke ülkelerde artacağı aylar olacak. İkinci dalganın iyiden iyiye kendini belli edeceği aylar olacak. Tüm dünya ülkelerinin ekonomilerini kapatacağı, sınırlarını kapatacağı, ticaretlerini kapatacağı aylar olacak. Ekonomik küçülmeler beklenenin çok daha üzerinde dramatik rakamlarla karşımıza çıkacak. Bu koşullar içerisinde para riskten kaçarak güvenli limanlara gitmeye devam edecek. Şu anda güvenli liman olarak dolara gidiyor. Bu nedenle altından bir miktar çıkışı var. Ama en önemli güvenli limanın aslında altın olduğunu unutmayın ve eğer ki dünyada risk ortamı artıyorsa altına olan talep artar. Birincisi bu. İkincisi arkadaşlar, her geçen gün yeni yeni teşvik paketlerinin hem hükümetler hem merkez bankaları tarafından açıklandığına tanık olacaksınız. Bu Teşvik paketleri açıklandıkça piyasaya giren her kuruşun yarısı en kötü ihtimalle yarısı altına yönelmeye devam edecek arkadaşlar. Altın dramatik bir şekilde yükselmeye devam edecek. Gözlerinize bile inanamayacaksınız. Bir anda 2100-2300 aralığında bir ons değeri göreceğiz. Onun için ben altındaki bu seviyenin sadece bir geri çekilme olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Evet, bir geri çekilme yaşanıyor. Belki bir keris silkeleme operasyonu yaşanıyor ama sadece bu kadar arkadaşlar. Sakın ha sakın panikle, korkuyla hareket etmeyin. Ani kararlar vermeyin. Bunu yaptığınızda büyük pişmanlıklarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ons'ta işlem yapıyorsanız Evet şu anda heyecanlanıyor olabilirsiniz ama gram altında işlem yapıyorsanız ya da çeyrek, gram, tam altın gibi enstrümanları alıp kullanıyorsanız zaten hiç paniklemeyin. Çünkü doların yükselişi şu anda onsun düşüşünü bir şekilde kompanse ediyor. Dikkatinizi çekerim. Onstaki düşüşler çok daha sert olmasına rağmen Türkiye'deki gram altın fiyatının düşüşü aynı oranda olmuyor ve olmayacak. Önümüzdeki günlerde doların yükselmesi, gram altının yükselmesini tetiklemeye devam edecek. Ha şunu söyleyebilirsiniz. Altın dolar kadar getiri sağlamıyor. Altın dolar kadar yükselmiyor. Evet ama geçtiğimiz dönemde de dolar altın kadar yükselmiyordu. Bunun bir sıra olduğunu unutmayın. Zaman zaman dolar yükseliyor, altının getirisi daha az kalıyor. Zaman zaman altın çok hızlı hareketler yapıyor. Doların getirisi daha sınırlı kalıyor. Doların yükselişi durduğu an itibarıyla belli seviyelerde duracak uluslararası piyasalardan bahsediyorum. O durduğu an itibarıyla Türkiye'deki Dolar durmayacak yükseliş eğilimini devam ettirecek. Yurt dışında dolara olan talep azaldığında ilk liman her zaman olduğu gibi altın olacak ve altının yükselişi çok hızlı olacak arkadaşlar. Hem Türkiye'deki yüksek kur ortamı hem yurt dışındaki yüksek ons ortamı gram altının bir anda kendisini 520 liraların üzerine atmasını beraberinde getirecek. Artık 7.80'leri konuşuyoruz. 7.80 civarında bir kurun yanına hadi gelin 1980 2000 dolar aralığında bir onsu koyalım. Yükselişi gram altındaki yükselişi kendiniz hesap edin arkadaşlar. Özellikle gram altın cephesinde yatırım yapan altın yatırımcısının paniklemesi için hiçbir sebep yok. Burada yapmanız gereken tek şey sakin olmak arkadaşlar. Evet bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın ki sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşayım. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve tabii ki beni Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın, mutlu kalın dostlarım.